Sayın Öjet'in Türkiye modeliyle ilgili bir sorusu olacak. Ee, Murat Uzel'de de kur korumalı mevduatı soracak ama öncesinde ben siyaset cephesinden bir soru yöneltmek isterim size. Siz biraz önce değindiniz. Sayın Akşener'in sizinle ilgili kayıp balık e, benzetmesiyle getirdiği eleştiri aslında siz de köpek balıklarıyla uğraşıyoruz ve noter masasının bulunduğu mesafeden deprem bölgesi görünmüyor olabilir yanıtını verdiniz. Haksızlık edildiğini düşünüyor musunuz? Buyurun. Ve köpek balıkları kimler? Ya ben haksızlık yap edildiğini düşünüyorum. Afet bölgesindeki insanlar bizi orada görenler de düşünüyor da ama karşı tarafın düşünüp düşünmediğini bilmiyorum. Açıkçası da çok üzüldüm. çünkü bir metinle bakarak yaptı o konuşmayı Meray Hanım. 2 aya yakın yani 55 56 gündür Biz 6 Şubat sabah 5'te e, ilgili bakanlar görevlendirilerek illerine gittiler ve biz oradan ayrılmadık Yani e, bizim bakanlığımızın finansal işleri afetlerle ilgili işte az önce bahsetmiş olduğumuz bütün bu işleri e, video konferans yaparak bazen arkadaşlarımızın ben Urfa'da görevliydim Urfa'ya gelerek yaparak yönettiğimiz bir şey. Özellikle de ilk günlerde gerçekten uyumadık. Sürekli enkazın başındaydık. Ve onlardan kimse yoktu. Zaman zaman geliyorlar, uğruyorlar, fotoğraf çekip gidiyorlar. Şimdi selde de aynı şey oldu. Selde, ya biz çamur içerisindeyiz. Çamura bulaşmak için değil. Çünkü insanlar sizi görmek istiyorlar. Bir bakanın sahada olması, bir valinin, bir milletvekilinin, bir belediye başkanının... Ee, çalışanlarla birlikte sahada olması, üzünt, üzülenlerin üzüntülerini paylaşması, acılarını size anlıyorum, acılarınızı paylaşıyorum demesi kadar kıymetli bir şey olamaz. Bu ister muhalefet açısından olsun ister iktidar açısından olsun. Ama bakın ben SEL'de <laughs> gün boyunca SEL'de boğuşurken hanımefendi ve diğer e, liderler geldiler Urfa'ya. Sonuçta oranın koordinatör bakanıyım e, ve sahadayım. Gelip geçmiş olsun, nasıl gidiyor diye soracaklarına, biz aşağıda çamurdayken yukarıda, aramızda herhalde 150 metrelik bir mesafe yok. E, çamura bulaşmamak için köprünün başında basın toplantısı düzenleyip, bize uzaktan bakıp bir selam vermeden bile gidiyorlar. Yani bu bir defa... Akşener e, mi, Sayın Akşener mi? Akşener, Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu yani ekip olarak altılı masa olarak gelmişlerdi oraya. Şimdi ama gelişleri gidişleri bir saat sürmedi. Fotoğraf veriyor, demeç veriyor, gidiyor. Ya ben oradayım. Sonra benim yapımı da biliyorlar. Ya depremin ilk gününün ertesi günü e, CHP milletvekilleri geldi. Genel Başkan Yardımcısı geldi. İyi Parti'den gelenler vardı. E, koordinasyona girmek istiyoruz dediler. Ya sonuçta devlet koordinasyonu bu. Buyurun dedik. Girdiler. Onlara ayrıntılı bir şekilde bilgi verdim. Bakın Urfa'da depremde şu 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 oldu. Şunları yapıyoruz. Hep beraber yapalım. Çıktılar. Daha çıkar çıkmaz bir tweet attılar. Devlet nerede diye. Yani toplantı yapıyoruz. Çıkıyor bunu yapıyor. Şimdi burada da ben üzüldüm. Şunun adına üzüldüm. Ülkem adına üzüldüm. E, bir e, bakanın yani bir tane değil bütün bakanların sahada olduğu, gerçekten sahada olduğu bir anda bu bakan e, iki aydır nerede kayıp balık ne mu? Yani e, bir spontan bir cümle olsa e, üzülmem onlar adına. Ama yazılı bir metni okuyup bunu söylüyorsa yaptıkları şeyin farkında değiller demektir. Bu e, üzüntü verici. Çünkü biz ilk günlerde depremde enkazın başındayız. İnsanların sesini duyuyorsunuz. Yardımcı olmaya gayret ediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz sosyal medyada doğru olmayan bilgilerle insanları ya galeyana getirmek ya da ufacık bir ergen tweetleri attılar ya. Ergen tweetleri diyorum ben bunlara. Olacak şey değil. İnsanlara moral beklerken, insanların morallerini bozucu ve ülkeyi bölücü nitelikteki söylemler beni rahatsız ediyor. Ve özellikle de benimle ilgili hangi tür eleştiri olursa olsun, Normal karşılarım. Hep söylediğim şey şudur: Aileme bulaşmayın, hakaret etmeyin, bana hakaret etmeyin. Her türlü eleştiniz elbette ki Hazine Maliye Bakanıysanız sabahtan akşama kadar eleştirilirsiniz. E bir de size geçen dönemlerde enflasyon gibi ben ilk dönemde söyleyeyim bu size bir de enflasyon verdik. Siz enflasyonla konuşun. Ama biz zorlu da bir dönem zorlu bir dönem yani çok zorlu bir dönemde göreve geldik bakar mısınız ama hakikaten çok zorlu bir dönemde sabah uyanıyorsunuz dolar şu kadar akşama gelmiş bu kadar ertesi gün uyanıyorsunuz benzin fiyatı şu kadar akşama bu kadar öngörülmezlik tamamen kaybolmuş bu kadar sıkıntılı bir dönemde geliyorsunuz bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ekiple beraber sayın cumhurbaşkanımızın destekleriyle sürekli arkamızda durarak e, sonra savaş geliyor bütün dünya bunun etkisi altında kıvranırken ben her türlü eleştiriye ya dalga da geçiyorlar ya işte olur siyasetçi olur. Ama hakaret etmek sizin e, katlanan katlananın da değil. Yani hiç işte rahatsız olmuyorum. İstedikleri kadar skeç yapıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. E, sayın, Sayın Bakan, ben... Bey de onu, onu soracak. Onu